aşık iddiasına inat. Önce aşk tatiline çıktı, ardından romantik akşam yemeğinden fotoğraf paylaştı. Tuğba Büyük Üstün'le aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, haklarında ortaya atılan kıskançlık ve ayrılık iddialarını nasıl boşa çıkardı? Birazdan. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına pas... Bade İşçil'den Tuncel Kurtizli duygusal mesaj. Yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yapan Bade İşçil hangi özel paylaşımıyla çok konuşuldu? Birazdan. Kıskançlık iddiasına inat. Önce aşk tatiline çıktı, ardından romantik akşam yemeğinden fotoğraf paylaştı. Tuğba Büyük Üstün'le aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, haklarında ortaya atılan kıskançlık ve ayrılık iddialarını nasıl boşa çıkardı? Birazdan. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına pas... Bade İşçil'den Tuncel Kurtizli duygusal mesaj. Yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekrana muhteşem bir dönüş yapan Bade İşçil hangi özel paylaşımıyla çok konuşuldu? Birazdan. Ozan Güven'i korkutan gece. Ünlü oyuncu Ozan Güven gece mekan çıkışı bindiği takside korku dolu anlar yaşadı. Birazdan duymayan kalmasın da. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Salıyı sallıyoruz, duymayan kalmasın başladı an itibariyle. Hepiniz ekranlarınızın başındasınız. Biliyorum bizi bekliyordunuz. Hoş geldiniz Cengiz Semercioğlu, Kayseri'den ayağınızın tozuyla. Teşekkür ederim. Günaydınlar efendim star ekranlarından. Hoş bulduk Kayseri'den. Gerçekten de dün akşam, dün yayından sonra hemen uçağa yetiştim. Ne Kayseri'ye güzel. Gittim. Kayseri dedim. Dün akşam Kayseri Keşfet etkinliği var bizim gazetenin. Evet. Oradaydım. Orada Kayseri'den herkes sana çok selam söyledi. Ben de Kayseri'ye öpücüklerimi evet, inşallah orada. Pastırma getirmişsindir. Getirdim canım. Ha getirdim. Evet. 100 sana gram de. Falan getirmişsin. Aynen 100'er gram hepinize zaten getirdim. Zaten ben biliyorum yani. Sen 300 kilosu gram varsın. 120 lira olmuş pastırmanın. İnanmıyorum. O yüzden bana 100 gram getirdim. Neyse ben doyuyorum. Allah'tan eskisi gibi değilim. Evet sen onu artık hafta sonu ama biz bir ödül aldık akşam. Evet sen de ödülümüzü almaya gittin. Evet ne güzel, ödülü almaya gittim ve çok komik bir şey söyleyeyim. Unuttum evde. Her zamanki gibi. O kadar çok ödül alıyoruz ki yani unutuyorum kusura bakmayın. Evet. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ederim. Çok hastaydım kime gittiğimde. Kime teşekkür ediyoruz peki? Herkese teşekkür ediyoruz. Moon Life'a teşekkür ediyoruz. Bütün herkes oradaydı akşam. Evet. Ve güzel hakkaniyetli ödüller vardı diye düşünüyorum. Seni sordular nerede diye. Göstereceğiz onu birazdan yayınlayacağız. Dedim ki Kayseri'de pastırma yemeği tercih etti kusura bakmayın dedim. O yüzden ödülü ben almaya geldim dedim. Dün akşam o ödül töreni dışında başka etkinlikler de var tabii. O etkinliklerle başlayacağız ama önce Demet Akalın yıl sonu itibariyle galiba herkese bir zeytin dalı uzatmaya başladı. Herkesle bir barışmaya başladı. Bir ben hariç galiba. Yine bana sosyal medyadan şey yazıyor, yazıp duruyordu. Sen anlamadın, Allah iyiliğini versin falan gibi şeyler yazmıştı galiba. Dün Kayseri'de baktım. Demet Akalın'ın Işın Karaca'ya önce zeytin dalı uzatmış. Geçen yıl evlenmişti biliyorsun Işın Karaca. Ve Demet Akalın nikah şahidi olduğu halde gitmeyince iki yakın arkadaşın arası bozulmuştu geçtiğimiz yıldan. Dostluklarını bitiren Demet ve Işın Karaca küslüğe daha fazla dayanamamış. Şu olmuş.
Demet Akalın önceki gün Işın Karaca'nın yeni albümü Eyvallah'ın klibi bize de bu yakışırı Twitter'da paylaşmış. Demet Akalın Işın Karaca'nın yeni şarkısını paylaşıyor ve altına da şunu yazıyor. Sil baştan yeriz birbirimizi ama ben onun her zaman iyiliğini isterim diyor. Karaca da Işın Karaca da yanıt olarak artık birbirimizi yemesek diyorum dedi. Böylece ikisi barışmış oldular. Işın Karaca ile Demet Akalın. Ya Işın'la Demet çok yakın arkadaş falan hiçbir zaman değillerdi yani. Demet'in böyle dönemsel biraz daha fazla görüştüğü arkadaşlıkları vardır. Mesela birisine takar 3-4 hafta onunla görüşür. Daha yakın. Görüşür. Sonra biter başkasını yani hani böyle çok can ciğer hani her daim hayatında olan birisi değildi zaten Işın Karaca onun. Küsmüş olabilirler. Ama nikahına daha şeydi, nikah şahidiydi. Tamam, o nikah şahidi etmiş olabilir. Bazen hiç tanımadığımız insanların nikahlarına da nikah şahit olarak çağırıyoruz, çağrılıyoruz, gidip yapıyoruz. Yani nikah şahidi olmak demek en yakını olmak demek değil insanın. Ama şöyle yani arkadaşlıkları vardı. Hı-hı. Bir ara daha samimi oldular. Sonra neden oldu işte küstüler. Şimdi de tekrardan barıştılar. Evet. Şimdi Demet Akalın'ı birazdan yine eleştireceğim ama mikrofonu. Çünkü 4 yaşındaki 5 yaşına giriyor değil mi Hira? Hı. Hira ile yine davete gitti. Yine ben buradan şimdi kız şey yapacağım. 4 yaşına giriyor Şubat'ta. Daha 4 yaşına giriyor 5 de değil. Nereye öyle mi? Tabii dün akşam Günaydın Gazetesi'nin daveti vardı. Sabahın Günaydın Ekin'in. Ve oradaydı. Ama orada da Işın Karaca... Dan sonra Ebru Yaşar'la da barıştı. Ebru Yaşar'la biliyorsun 15-20 gün önce Demet Akalın'ın Bostancı'daki konserinde çanta krizi yaşanmıştı. Çanta manta. Ebru Yaşar da onunla ilgili yazı yazmıştı Akşam Life gazetesinde. Hı hı. Evet işte meşhur çanta buydu. Bu çanta ile ilgili Demet Akalın'ın sahnesinde ne işi var deyince Demet Akalın da ona biraz kırılmıştı, gönül koymuştu. Sosyal medyadan açıklamalar yapmıştı. İkisinin arasının bozuk olduğu ya da İkisinin arasının biraz limoni olduğu söylenmişti. Şimdi Günaydın'ın gecesinde, dün akşam yapılan Günaydın'ın gecesinde Işın Karaca'dan sonra Ebru Yaşar'la Demet Akalın da barışmış. Demet Akalın Ebru Yaşar'a da bir zeytin dalı uzatmış. Galiba işte küslüklerini bitiriyor bu yıl. Şimdi şöyle, Demet'e bir şey gelmedikçe karşı taraftan, yani onunla alakalı, onun aleyhine, arkadaşlığa sığmayan veya işte mesela... Ben onun arkadaşıyım. Elimden geldiğince onun iyiliğini isterim ve onunla alakalı bir şey olduğu zaman sahiplenmeye çalışırım. Arkadaşlık bunu gerektirir. Ama onun buradayım diye onun bir konseriyle alakalı işte orada çanta varmış işte çantanın markasına onun arkadaşları söylüyormuş dediğim zaman Demet'i kıskanıyor olurum. Veyahut da Demet'i gerçekten sevmiyor olurum veya onun üzerinden prim yapmaya çalışıyor olurum. Dolayısıyla Ebru Yaşar'ın yapmış olduğu hareket bana göre doğru değildi. Tabii ki küsmesi normal. Diyor ki orada bir konser var ama ve yer yerinden oynuyor. Yapıyorsun bak. Demet Akalın'dan bile daha çok olaya sahip. Sen arkadaşlarından bile daha çok olaya sahip çıkıp onlardan bu. Çok kavga ettiğin için kabak her seferinde senin başına patlıyor. Patlasın. Benim duruşum bu. Ben şimdi doğru bildiğim bir şeyi nasıl yalan size söyleyeyim? Hangi küpeme? Arkadaşlar yani şunu yayından önce söyleseniz ya. Her ama sen de onu her gün o küpelerden takmasan yani takmayayım mı küpe? Yani küpe de mi yani. Takmayayım? Allah Allah. Siz önceden bakacaksın hem orada ses mi çıkıyor? Hem şeyin falan böyle güzel olmuşsun. Güzel olmuşum burada çıkarttırıyorsunuz yani. Tek küpeyle de dolaşıyor bir şey olmaz. Neyse yani söyleyeceğimi unutturuyorsunuz. Yani sahiplenmek şu. Yalan bir şeye veyahut da kötü bir şeye sahiplenmiyorum. Diyorum ki eğer Ebru Yaşar'la... Daha çok sahipleniyorsun kabak senin başına patlıyor dedi. Patlayabilir arkadaşlıkta. Bu böyledir. Şimdi ben sana diyorum ki şimdi Demet'le bu kızın arkadaş oldu yine. Arkadaş olsun veya olmasın önemli değil barışmaları. Yani insanlar küserler barışırlar ama orada hani diyorsun ya Demet zeytin dalı sanki Demet küsüyormuş herkese de sonra da zeytin dalı. Hayır. Kızın orada konseri var. Eğer ben arkadaşım için konserle alakalı bir şey yazacaksam ilk önce konserin ne kadar iyi bir konser olduğunu, ne kadar dolu olduğundan, performansının ne kadar iyi olduğundan bahsederim eğer onu kıskanmıyorsam. Hmm. Arkasından da derim ki ya orada bir çanta olayı oldu. Çok da emin değilim ama. Ebru da öyle yaptı. Kalın yani, senin iyi olduğunu söyledi. Biz de burada ama, söyledik. Sen haber ediyorsun ki çanta konuşuldu. Çanta ama çünkü konuşuldu. Bizim önümüzde olan bir şey. Önümde sahnenin önünde dans ediyorum. Görüyorum ki kimse çantanın markasını o söylese yanımdaki.
Ben duyamam o gürültüde. Dolayısıyla olmayan bir haberdi yani. O kızın da küsmesi normal. Demet de alçak gönüllüdür, yufka yüreklidir. Barışmıştır yani. Barışmış, bunda bir şey yok. İyi yapmış. Demet Akalın Işık Karaca'dan sonra Ebru Yaşar'la da barışmış oldu. Görelim bakalım şimdi. Ya bak öndeyim akşamki... gördün mü? Evet. Öndeyim. Yani orada bir çanta olayı olup da benim görmeme şansım var mı? Aynı mevzuyu tartışmayacağım seninle. Tartışmayacaksın. Çünkü sen körü körüne koruyorsun insanları. Anlamak istemiyorsun. Ben mesela çantayı gösteriyorum orada. Sen onu o çantayı görmek istemiyorsun. Aa, ve görmek istemediğin şaşırdın için mı benim sen? Böyle... Şaşırdın herhalde. Sen ya zaten hasta hasta gerçekten bir şeyden geldim. Çileden çıkartma gerçekten. Uçaklarda sen. Orada bak ya işte çanta. Hepimizin çantası orada diyorum sana. Ama arkadan bu çanta çalınır. Özel bir çanta. 30 bin liralık, 40 bin liralık çanta. 3 tane çanta var orada. 4 evet. tane çanta var. Neyse. Deri montlar var orada. Çünkü ayağa kalktık ve dans ediyorduk. Arkadan çalınır malınır diye hepimiz önümüzde kalsın diye sahnenin önüne... İşte bu tartışma Ebru Yaşar'la Demet Akalın arasını biraz açmıştı. Şimdi dün geceki günaydın gecesinde... Barışmışlar. Onlar da bir araya gelmişler. Çok güzel olmuş. Ya herkes herkese merhaba diyebilir. Seda abla da yıllardır programına çağırır. Yok mu arkadaşlar o fotoğrafı? Onu da görelim bakalım. Seda abla da programına çağırır. Ah canım canım mis kokulum der. Ama içinden hepsini sever mi? Sevmez. Yayıncılık bu. Yapılacak bir şey yok. Yani evet, bu Özgür Aras oradaydı. İşte fotoğraf var. Seda Sayan orada. Özgür Aras orada. Ebru'ydu değil mi o geçen arkadaşlar? Ben rejiye herhalde, rejide benim bağlantım koptu. Ay ne kadar güzel bir haber. Gerçekten. Evet. Şimdi ne diyordun sen? Evet, Ebru Yaşar mı bu? Ha, bu Hande Yener. Hande Yener'in makyajını çok beğendim ben. Evet, Hande Yener çok tarz olmuş, güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Ha, bir zayıflamış mı bir şey de olmuş galiba. Zayıf zaten. Ama bilmiyorum bir yüzü... Makyajı güzel yapmışlar. Evet, kim yaptıysa bir değişik geldi gözüme sadece. Evet. Onun dışında Deniz Ekit... Kahkül yapmış, ona o yakışmış. Seda Sayan'ın sevgisi demeyeceğim ama Murat Bey dün bize ödül vermek için onu davet ettiler. Evet. Gördüm. Ödül verdiğine vereceğim pişman oldu. Evet, çünkü ne zaman evleniyorsunuz çünkü, dedi. Sen çok güzel soru yönelmişsin. Bütün salon ayağa kalktı öyle sana söyleyeyim. Bir görelim bakalım arkadaşlar. Dün akşam Demet Akalın çocuğuyla beraber gitmişti. Seda Sayan dün akşam görüntüleri verelim biraz sesli. Gecenin ırgat babasını seçiyorum. Evet gördün ya Ebru Yaşar da yanında. Seda Sayan'la birlikte gecenin ırgat babası olarak Okan Kurt'u seçiyorlar. Çünkü 4 yaşındaki kızları Hira ile birlikte gitmiş yine Demet Akalın. Tüm buradan uyarılarıma rağmen benim... Demet ufacık çocuğu alıp partilere, davetlere, organizasyonlara, vallahi konserlere de gitmeye devam ediyor. Beri hep annemle babam beni her yere götürdüler gerçekten. Her yere gittim. Biz sanatçı çocuklarıyız. Evet. Kulislerde de büyüdük. Annemizle babamızla her yere. Ben bana çığlık atıyordum. Ya, onlarla gittiği zaman ortalığı yıkıyordum. Ben de sana diyorum ki işte bu yüzden böyle oldun diyorum. Allah ne oldum? Ben de çok iyi oldum. Gayet de her şeyi öğrendim. Yani böyle bir şey yok. İnsanlar akşamları düğün oluyor, çocuklarını götürüyorlar düğünlere. Bütün Türkiye'deki doğru düğünlerde. Tamam. O da doğru değil. Bir de sen bir çocuk de şu olabilir programı yap bence. Yani şimdi, hayır, şu olabilir. İnsanlar düğünlere çocuklarını götürüyor olabilirler çünkü evde bırakacak kimseleri yoktur. Yarım ama saat Demet Akalın ve Okan Kurt'un o ekonomileri var. Bakıcıları var, durmaz yardımcıları var, onlar yani, var, şunlar var değil durmaz, mi yanlarında? Duran bir çocuk, anne babasız. Duran bir çocuk değil, ortalığı yıkıyor. Onlar da kıyamıyorlar, nereye giderlerse götürüyorlar. Yani anlamıyorum, sanki orada orkestra başlamış. O evet, evet, aynen öyle, aynen öyle. Orkestra yarım başlamış, saat kaldılar, gürültü, yarım bilmem saat. Ne. 30 dakika kaldılar. Ondan sonra gösterelim arkadaşlar şeyi. Ben de çocuğum olsa ben de götürürüm, yani bırakamam. Olur mu bir şey ya? Götürürüm, sana ne? Niye götürüyorsunuz canım? Ben böyle bir şey görmedim. Bak. Sana ne? Ne herkesin sana çocuğu ne? Kendine. Olmaz, çocuk herkes... 4 yaşında çocuk uyuyacak, uyku saati o saat. Olmaz. Ben gerçekten seni anlayamıyorum. Yani o senin görüşün. Sen kendi çocuklarına alakalı senin doğrun o olabilir. O da çocuğunu evde bırakmak istemeyebilir. Aklı onda kalıyor olabilir. Çocuğunu bırakmaya kıyamıyor olabilir evde. Yarım saat uğrayacaklardır ayıp olmasın diye alıp götürmüşlerdir yani. O zaman kocanı da bırakırsın. Kendin gidersin yarım saat uğrayacak. Ya sana ne kocasını bırakabilir? Kocasını yani istediği insanla gider, istediğini alır inanamıyorum. Bu çok hastaydı zaten. Serum yiyordu. Yarım saat uğradı ve çıktı. Demet ayıp olmaz. Evet. Geçmiş 30 dakika kaldı.
Tamam, bitti mi? Hayır, bitmedi canım. Biter mi? Hayır, yani anlayamıyorum. Sen yani bu konuya niye bu kadar takıksın yani? Çünkü herkes istediğinle gider, çocuğunu da götürürsün, götürmezsin. Evet. Yani. İyileşeceğim diye Demet Akalın yazdı. Fotoğraf, serum fotoğrafı işte. Evet. Kenan, Murat Dalkılıç. Bak hasta görüyor musun? Murat Boz düeti vardı yine aynı gece. Sahneye çıktılar, bir bakalım. Çok karanlık ya. Dün Murat Dalkılıç parti vermiş. Evinin sitesinde. Evet. Esas önemli olan dıdın. Orayla buradakiler önemli değil. Önemli olan buradan sonra. Buradan sonra parti devam ediyor. Sahnede Kenan Doğulu var, Murat Dalkılıç var, Murat Boz var ve Kandırdım şarkısını hep birlikte seslendiriyorlar. Evet. Bundan sonra ise ne oluyor? Devamını senden diye Murat Boz yeni taşındı. Geçtiğimiz aylarda Murat da Boz mu? Dalkılıç Murat Dalkılıç, Dalkılıç geçtiğimiz aylarda da hırsızlık olayı yaşanan ve ondan sonra evini yeniden dekore ettirdiği, yeniden düzenlediği evinde parti mi verdi? Evet, parti sitede verdi. Herkes de oradan oraya gitti. Evet, başka kim vardı peki? Yok yoktu, öyle söyleyeyim sana. Yani Berkaylar vardı. Murat Dalkılıç'ın yanında kim vardı? Ha, şeyden oyuncu kızdan mı bahsediyorsun? Evet. Kesin doğru mu? Doğru. İnanamadım. Hande Erçel. Hande Erçel doğru. Hande Erçel'le bir beraberliğe başladıkları söyleniyor. Hande Erçel sevgilisinden yeni ayrılmıştı. Murat Boz da Murat Boz'a taktı. Evet. Dalkılıç da Merve Boloğur'dan zaten geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Sence uzun süreli bir şey olur mu bu? Bilemedim vallahi ya. Yani bana biraz da sürpriz bir şey geldi. Hani nerede yakınlaştılar, ne yani oldu, nasıl şöyle, oldu? Kız devamlı geziyor her yerde zaten. Bütün gece her gece bir yerde kız yani. Bir şekilde karşılaşmaları mümkün yani. Evet. Bu oyuncu tayfası geceleri sokaklarda. Dün akşamki partide var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çünkü Murat Dalkılıç'ın dün akşam parti yaptığını bilmiyordum. Ben buradan sonra gittiğini senden öğrendik. Sizin sitede olduğu için seni o siteden atacaklar sonunda. Niye? Niye? Hayır, neden? Şeyden dolayı haberleri verdiğin için. Hangisi? O ben o sitede ama değilim ki. Ama sen o sitede oturmuyorsun. Allah Allah. Oraya beni kimse kiyağı hiçbir yerden atamaz sitede. Ayrıca. Ha? Komşu sitede oturuyorsun değil mi? Komşu karşılıklı sitede ama komşu da pişer, bize de düşüyor oluyor. Orada olan şeyler direkt bana geliyorlar. Sabaha kadar orada bir orkestra kurdular. Gene aynı buradaki sistem gibi. Esas eğlence Murat Dalkılıç'ın partisindeydi dün gece. Onu size söyleyeyim. Hmm. Onun detaylarını öğreneceğim. Daha detaylı bir şekilde bugün. Çünkü evi yeniledi, dekore ettirdikten sonra demek ki arkadaşlarına bir hoş geldin partisi. Evet, yenilenmiş aynen, evinde. Aynen. Murat Boz falan hepsi oradalardı. Evet, buradan yani, çıkıp oraya gittiler. Bu geceden başka ne var dediniz arkadaşlar? Evet, Mustafa Ceceli ile de İrem Derici aynı sahnedeydiler dün akşam. Bakalım onlara da. Evet, güzel şarkı. Güzel şarkı. Bunlar kim? Hiç o kadar karanlık ki. Evet, cep telefonu çünkü kameramız oradaydı ama kamerayı tabii ki içeri almadık. Noel halı kıyafetimle okunmuş çikolata dağıttı. Sinan her zaman her yere gecikir arkada. Aklıma gelmedikçe bu görüntüleri çeken de Selin İmer, Mustafa Ceceli'nin eşi. Eşi sahnedeyken Selin İmer de bu videoları çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Dün geceki Günaydın gazetesinin partisiydi bu, yılbaşı partisiydi. Bu arada Murat Dalkılıç'ın değilmiş o parti. O sitenin yılbaşı partisiymiş. Muratlar da orada. Tabii herkes oraya gitmiş. Evet. Fatih Yürek falan yılbaşı. Evet orada. Yani, sitenin yılbaşı Murat Dalkılıç'ın evinde. Ama Murat Dalkılıç'ın evindeki partiyi de bekliyoruz yani. Bizi de davet etsin. Neyi? Murat bizi davet ederler mi? Bizi davet etmek demek canlı yayınla vermek demek yani oradan gerçekten. Direkt aktarırız vallahi değil mi her şeyi? Yok aktarma. Peki dün geceki görüntüler bunlardı. İrem Derici demişken İrem Derici bizim kulisteydi dün. Gördüm İrem'cim şey yaptığını. Nedir onun adı? Benim kulisi kullanmış ve var mı arkadaşlar o görüntü? Diyor ki... Ne yapmış? Kime geldi? Hülya'ya mı? Yılbaşı değil mi? Yılbaşı yani. Evet. Star'da yılbaşında olacak. İrem Derici de. Deniz'deki orada. Sibel Can burada olacak. İrem Derici burada olacak. Pek çok isim yılbaşı ekranında Star'da olacak. İyi süper.
Peki gösteririz o kulis görüntülerini de birazdan. Peki Bade İşçil'e bir bakalım. Bade İşçil oğlu Azur için boşandıktan sonra Azur'la görüşmeye devam eden oğulları için Bade İşçil ve Malkoç Sual görüşmeye devam ediyorlar. Bir bakalım o haberimizi izleyelim. Yeniden Bebek'te görüntülendiler çünkü. Bade İşçil'den Tuncel Kurtizli duygusal mesaj. Yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Ünlü oyuncu Bade İşçil, 4 yıl ara verdiği dizi setlerine ufak tefek cinayetlerde canlandırdığı Pelin karakteriyle muhteşem bir dönüş yaptı. Yemek vardı dolapta pırasa, yediniz mi? Onu yemedik, babamla lahmacun attık. Lahmacun attınız. Tayla? Dizinin gördüğü büyük ilgiden dolayı çok mutlu olan İşçil, son olarak eski eşi Malkoç Sual ve oğlu Azur'la Bebek'te görüntülendi. 3 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı Malkoç Sual ile minik oğlunun mutluluğu için arkadaş kalan ünlü oyuncu, güzel havanın tadını çıkardı. Bade İşçil bu buluşmanın hemen ardından sosyal medya sayfasından birçok ebeveyne moral verecek bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncu 2009 yılında Şebnem rolüne hayat verdiği Ezel dizisinden çok özel bir paylaşım yaptı. Şebnem beklesene 2 dakika. Ya ne bekleyeceğim ya? Ne değişecek sanki? Taksi! Şebnem ben bırakırım seni gideceğin yere. Delirdin ha sen! Delirmedim Tevfik, anladım. Sen düzelmeyeceksin, o silahtan vazgeçmeyeceksin. Bade İşçil dizide usta oyuncu İpek Bilgin'in hayat verdiği Meliha karakterinin sokakta çaresizce yürüdüğü sahneyi yayınladı. Tuncel Kurtiz'in okuduğu Çaresizlik adlı şiiriyle renk kattığı sahnedeki sözler Bade İşçil'in de yaşadıklarını özetler gibiydi. En umutsuz anında kendin için değil çocukların için kendini çare diye sunuyorsan eğer yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir. Evet, Bade İşçil bu paylaşımda bulundu. Tuncel Kurt dizide anmış olduk böylece. Ezel ne güzel diziydi değil muhteşemdi, mi? Ya, Tuncel, muhteşemdi. Allah rahmet eylesin. Büyük oyuncu. Çok önemli Tuncel bir Kurt insandı. Kaybetmiştik. Evet. Onun okuduğu oradaki dayı karakteriyle işte şiirler, söylediği sözler falan olay oluyordu, fenomen oluyordu. Aynen. Ve Ezel'de oynayan Bade İşçil de yıllar sonra yine Tuncel Kurtiz'in okuduğu o şiiri paylaşarak oğluyla kendi duygusal bağını anlatmaya çalıştı. Mesela bu çift de 2013 yılında evlenip 3 yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı Bade İşçil ile Malkoç Sual. Ama oğulları Azur'un mutluluğu için aralarındaki sorunları mesela rafa kaldırdılar. Sonra tekrar sık sık bir araya geldiler. İşte en son da bu hafta sonu Bebek'te bir aradaydılar. Ve hani çocuk olunca ortada yetişkinlerin hani bu kavgaları, dövüşleri, boşanmaları, boşanırken paraları, pulları vesaireleri gerçekten hani Bade ile Balkoç'un yaptığı gibi hani bir rafa koyup belki çocuk için pek çok şey görmezden gelmek gerekiyor. Yani bazen işte bu kavgalar, gürültüler olduğu zaman özellikle evliliklerde ayrılık sırasında, boşanma esnasında tecrübesizlikler iki insanın arasında kalsa bu ayrılık olayı, kavga olayı veyahut da ailelerin arasında veyahut da çok yakın dostlar arasında kalsa çözümlenmesi çok daha kolay olabiliyor. Ama iş topluma yansın, toplumun önünde yaşamaya yansıdığın zaman şeye başlıyorsun. Kim haklı çıksın burada? Hı hı. Yani olay aslında evliliği veyahut ilişkiyi kurtarmaktansa toplumun önünde veyahut insanların önünde onları hakem yaparak ben haklıyım. Bakın böyle olay. O yüzden de o ben haklıyım veyahut da sen haklısın. Kim haklıya iş dönüştüğü zaman herkesten bir laf çıkıyor, bu sefer düşman oluyorlar. Evet, iş çıkmaza giriyor değil mi? O yüzden hani daha çok duyulmadan hani böyle tartışmalar etrafa karşı daha fazla duyuyor. Arada içeride çözmek gerekiyor. Lazım. Belki şu an Mustafa Sandal'la Emine'nin yaptığı gibi. Gibi. Yani bu şimdi duyuldukça, çünkü büyüdükçe evet. Allah'tan şu anda nedenleri çıkmıyor.
Yani nedenler çıkmadığı zaman da saçma sapan bir nedenden dolayı da ayrılıyor diye çıkabiliyor. Yani hepimiz için bu geçerli. Saçma sapan haberler de çıkabiliyor. Evet, evin yani, dekorasyonu değiştirdi. Yok, o yüzden yani. Boşanıyorlar. Bu nasıl bir yalan olduğu belli yani. Şimdi ama ayrılan nedenini açıklamak istemiyorsun. Diyorsun ki böyle böyle bir şey oldu. Açıklamak istemiyorum. Bu sefer niye ayrıldılar? Acaba şundan mı ayrıldılar, bundan mı ayrıldılar? İşte bu yüzden böyle iş büyüyor. Anladın mı? Yani ya sessiz sedasız. O da olmuyor yani. Ayrılıklarda sessiz sedasız olmuyor. Hele ki, yani. Hele ki ünlüysen gerçekten. Olmuyor yani. O çok zor. İşte Bade İşçi ile Malkoç Serpil'de. Yani insan mesela ayrılmak istiyor Cengiz. Bak sana çok kendimden bir şey söyleyeyim. Ayrılmak istediğimi, son ilişkimle alakalı söylemiyorum genel itibariyle. Mesela diyorum ki ayrılmak istiyorum, mutlu değilim diyorum. Şimdi içimden diyorum ki nasıl bunu söyleyeceğim şimdi? Söyleyeceğim şimdi, bak, bir sürü haber olacağım diyorum. Yani sırf bu yüzden o ayrılık sürecinde insanın hani şimdi diyorsun ya ayrıldıktan sonra yüzünüze neşe geldi. Çünkü üstündeki yükü atıyorsun, oh kurtuldum artık diyorsun mesela. Ama o ayrılana kadar nasıl söyleyeceğim, anneme ne diyeceğim, arkadaşıma ne diyeceğim, etrafa ne diyeceğim, insanlara ne diyeceğim. Sanki ayıpmış gibi geliyor. Çok tuhaf bir şey yani. Anlatmak tabii ki kolay bir şey değil canım. Yani. Bade ile Suhalp'inde, Malkoç Suhalp'inde barıştı söylenmişti ama Bade bunu doğrulamadı, doğru değil dedi. Ama tabii ki Bade'nin iş hayatı da keyfi yerinde. Çünkü Ufak Tefek Cinayetler gibi çok izlenen bir dizide çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Ve dizide bugün salı yine bir Ufak Tefek Cinayetler gecesi 9. bölümü yayınlanacak. Bir bakalım ne olacakmış arkadaşlar. Yani siz gerçekten sevgili misiniz? Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Bitmeyecek mi bu eski sevgili mevzusu? Kızım konu eski sevgili konusu falan değil. Oya falan değil, anlamıyor musun? Boğuluzlarımı cila alıyorlar. Evet, ara veririz. Her şey gayet güzel gidiyor. Yepyeni bir hayata yelken açıyoruz. Kötüleri affeden iyilere zarar verir. Siz ne kadar tatlış bir çift oldunuz öyle ya. Gerçekten bak inanılmaz mutlu oldum birlikte olduğunuzla. Sen fazla mı zevk almaya başladın bu sevgililik yalanından? Siz edip de sevgili falan değilsiniz. Seni neden ilgilendiriyor bu kadar? Gerçekten duymak istiyor musun? Evet, Ufak Tefek Cinayetler bu akşam saat 20'de Star'da 9. bölümüyle yine heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor efendim. Evet yani biliyorsun ilk önce biz nasıl tanıdık? Mahsun Kırmızıgül'le tanıdık değil mi? Bade'yi, evet. Bade'yi. Fakat oradaki o sistemi unutturdu, oyunculuğa adım attı ve yakıştı. Yani o aradaki o sarışın zengin kız falan figürüne çok iyi meç etti. Ve bence şu anda çok iyi bir yolda ilerliyor. İnsan başarılı olduğu zaman yani hayatında herhangi bir yönde. Mesela ilişkisi kötü gider, özel hayatı kötü gider ama işi iyi gider. Hani evet. Her şeyin kötü olduğunu düşündüğün zaman yani, tolere edemiyorsun yani. Ama şu anda işi iyi gittiği için ve başarılı olduğu için çok da fazla taktığını düşünmüyorum eskisi gibi en azından. Evet, evet. Yani, öyle görünüyor. Kuvvetli olan ki, taraf evet. Hani o gibi gözüküyor şu anda da yani. Oğulları Azur içinde görüşüyorlar. Peki bakalım. Burak Özçivit haberine geçelim mi? Mesela Kerem Bürsin'i takip ediyor. Ama Murat Boz'u takip etmiyor diye sosyal medyada takip etmemesi vardı ya. Şimdi ikisiyle de film çevirdi. Birini takip ediyor, birini takip etmiyor. Bakalım haberimize. Burak Özçivit'in sosyal medyadaki seçimleri dikkatlerden kaçmadı. Murat Boz'u takip etmeyen yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'i takipte. Kerem'e can feda, Murat'a elveda. Burak Özçivit bu yıl iki farklı filmde iki yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaştı. İki filmin Özçivit için bazı farklılıkları var. Murat Boz'la Kardeşim Benim serisinin ikincisini çeken yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le Can Feda filminde buluştu.
Murat Boz ve Burak Özçivit'in yüzü Kardeşim Benim 2 filminin gişesinde maalesef gülmedi. İddialara göre Boz, filmin tanıtımında Özçivit'i yalnız bırakmış ve ikilinin araları bu sebeple açılmıştı. Bu konuda Burak Özçivit yorum yapmaktan kaçınırken, Murat Boz hem kendi adına durumu yalanlamış hem de yakışıklı oyuncu adına onun sessiz kalışını yorumlamıştı. Başka bir aranız bozuldu mu gerçekten? Hayır, niye bozulsun arkadaşlar ya? Öyle bir haber yapıldı. Asla olmuyor zaten. Yani birbirinizi Instagram'dan sildiğiniz, takibi bıraktınız. Onu zaten söylemiştim. Biz zaten takip etmiyoruz. Sen çok güzel bir açıklama yapıyorsun da Burak sessiz kalıyor. Bir evet, açıklama yapmıyor. Ondan acaba diyorsun. Gerek duymuyordur ki çocuklar yani. Görüyorsun, bir şey söyleyince de uzuyor. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi haberleri doğrular nitelikteydi. Fakat Murat Boz'un bu konuda da bir savunması mevcuttu. Birbirinizi Instagram'dan sildiğiniz, takibi bıraktınız. Onu zaten söylemiştim. Biz zaten takip etmiyoruz. Diğer film ve Kerem Bürsin, Burak Özçivit cephesine baktığımızda ise durumun tam tersi olduğunu görüyoruz. Yakışıklı oyuncu Bürsin'i takip ederek anlaşan çift olduklarını gözler önüne seriyor. Murat Boz'u takip etmeyen Burak Özçivit, Kerem Bürsin'i takipte. Ne demişler? Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Burak Özçivit'in seçimlerini ve davranışlarını göz önünde bulundurarak Boz'a bir hayli bozulduğunu, Kerem Bürsin'le ise aralarından su sızmadığını yineleyebiliriz. Murat Boz'a bozuldu mu, bozulmadı mı? Burak Özçivit, ben başından beri bozulduğunu söylüyorum. Evet, sen çünkü bu konuda haklı çıktın. Yakın çevresinden gelen bilgiler de o yönde. Burak Özçivit'in birlikte bir film çektiler, galalara gitmedi. Ondan bundan işi vardı, çekimi vardı, jüri üyesiydi falan filan ama bir filmi yapıyorsan, bir işi yapıyorsan, hele ki bir arkadaşım dediğim biriyle yapıyorsan, evet, bir de o filme de destek vermen gerekiyordu. Hele ki birbirlerini de takip etmemesi, Burak şimdi takip etmiyor ama Kerem Bürsin'le de film çekiyor şu an. Can Feda diye birlikte film çekiyorlar ve Can Feda'da birlikte oynadığı Kerem Bürsin'i Burak Özçivit takip ediyor. Şimdi hani... Kırılmış, anladım. Var kırılmışlık. Bak şimdi mesela bu film ne zaman vizyona gelecek arkadaşlar, Can Feda? Can Feda'nın galası da yapılacak. Bakalım şimdi galasına, tabii ki ilk galaya Murat Boz da gitti ama ikinci galaya, üçüncü galaya yapacaklarsa, eğer böyle bir şey planlıyorlarsa, Murat Boz ne kadar gitmediyse bence Kerem Bürsin de o kadar gidecek yani şeye, galalara. Bana öyle geliyor. O bir oyuncu sonuçta. Yani oyuncu olduğu için belki daha fazla işin mesuliyetinde. Öbürsü şarkıcı. Demek ki bu kadar olabiliyor şarkıcı oyuncu şeyi. Yani demek ki bu kadar olabiliyor yani. Evet. Can Feda'yı da çekimleri bitmek üzere. Çekimleri halen devam ediyor. Çünkü Burak Özçivit'in ayağı sakatlandığı için ara vermişlerdi ve sarkmıştı. 23 Şubat'ta da film vizyona girecekmiş. Tabii ki bundan sonra daha montaj aşamaları falan filan var. Bak şimdi gece hayatından enteresan bir görüntü var. Muhtemelen senin de sık sık başına geliyordur Seren. Bu sefer Ozan Güven'in başına geldi. Nedir? Bir mekandan dışarı çıkarken kendisine çiçek satmak, darbuka çalmak, keman çalmak isteyen çocuklar, gençler önünü kesiyorlar. Ve arabaların üzerine falan atlıyorlar. Bir bakalım arkadaşlar görüntülere. Ay ya, korkunç bir şey bu ya. Ne kadar tehlikeli. Ozan Güven gece mekan çıkışı yine sorulara yanıt vermiyor ve hemen taksiye atlayıp evinin yolunu tutuyor. Nasılsın adam be? Dizinin öpüşme sahneleri çok konuşuldu. Yasemin Hanım'a da sordurduk, Serenay Hanım'a da sorduk. Hani siz bir şey söyleyecek misiniz bu konuyla ilgili? Olur peki. Ozan Güven'in bindiği aracın önünde bir anda sokak çocukları ortaya çıkıyor. Aç yolu, aç yolu, aç yolu, aç! Hadi şimdi! Aç! Sokak çocukları Ozan Güven'in bindiği taksinin arkasına asılıp hayatlarını tehlikeye atıyor. Ozan Güven yaşanan olayları korku dolu gözlerle izledi. Taksinin arkasına asılan çocuklar 100 metre boyunca bagaja tutunarak ilerledi. Oğlum, araba...
Çevredekilerin ve taksi şoförünün olaya müdahale etmesinin ardından çocuklar otomobilden uzaklaşıyor. Yani bu çiçekçiler ve gece ünlülerin önünü kesen çocuklar yüzünden var ya, millet sokağa çıkmayacak artık. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu oradaki ben caddelerde de görüyorum. Trafik polisleri görüyor. Zabıta geçiyor, görüyor. Hiç kimse bir şey yapmıyor, biliyor musun? Evet. Neden anlamıyorum. Yani çocuklar için o kadar tehlikeli bir şey ki ayrıca. Evet, evet. Yani evet, yazık evet. Oradan arkadan hızlı bir araba gelse vursa bacakları kırılacak. Yani ve üstüne de atlıyorlar, kameraların çektiğini görüyorlar o çocuklar. Kameraları da televizyona çıkacaklar diye de daha çok yapıyorlar. Yani bak şimdi Ozan Güven bak önünü kesiyor, arabanın önüne atlıyor. Ozan Güven arabanın içinde gerçekten şaşkın ve panik halde. Allah korusun yani şoför ilerlese çocuğa bir şey olsa Ozan Güven yaptı denecek. Aynen. Ozan Güven'in gecesinde bilmem ne oldu aynen denecek. Aynen. Ozan Güven'in içinde bulunduğu araç çocuğu bak, ezdi. Bak bak nasıl tabii arkadan görüyor musun? Şimdi bunların hepsi şey yani Ozan da şaşkınlık içinde bakıyor. Ama bu bak ben 20 yıldır bu görüntüler var. Hayır neden peki bu? Mesela sokak hayvanlarına şimdi mesela çok aykırı bir şey söyleyeceğim belki ama. Evet sokak hayvanları kıyaslamayacaksın herhalde. Hayır tabii ki kıyaslamayacağım. Cenk'cim sen niye böyle beni oradan oraya doğru saçma gidiyordun sanki. Hayır gitmiyorum başka bir şey söylüyorum. Evet. Yani sokaktaki 3 tane köpeği görün alıp öldürüyorlar ya. Yani insanlara bu çocuklar yani gerçekten küçücük 5 yaşında var, 10 yaşında var, 15 yaşında var falan. Bunlar sokaklardalar. Evet. Sokaklardalar ve sana bir şey söyleyeyim mi? Gecenin o saatte diyorsun ya hani işte o gece niye götürüyor falan. Ki. Bunların anneleri babaları da var. Ve nasıl yani şey olarak kabul edebiliyoruz. Bunlar sokaklar üzerine atlıyorlar. Çoğu tiner. Evet, kötü alışkanlıkları. İçiyorlar, evet, kötü aynen alışkanlıkları oluyor. Doğru, doğru. Yani nasıl o, yani anlayabiliyorum, nasıl izin veriyoruz biz buna? Geçmişte ölümlü olaylar bile yaşanmıştı. Yani evet, anlayamıyorum bu kadar, işte tamam hani her şeye duyarlıyız ama niye çocuklara karşı, neden böyleyiz yani anlayamıyorum. Bunlar evet, mendil satıyor, bunlar karşı öğretiliyor onların. Bir de tabii ki son yıllarda Suriyeli mültecilerle birlikte sayı da arttı ama Suriyeli mültecilerle ilgisi yok tabii ki sadece bunun. Çünkü dediğim gibi ben bu görüntüleri 20 yıldır falan görüyorum. Bir şey sana arabanın söyleyeyim mi? Önüne atlar, şey yapar falan. Suriyeli mülteciler yazık. Hiç böyle böyle gelip arabanın üzerine saldırıp öyle şeyler yapmıyorlar. Bir yerde duruyorlar. Yani veyahut hani ben hiç çünkü daha kendi arabaya vatanı değil. Kendi, yani kendini anladın mı? Yazık sokakta yani. Sokakta da orada ha da burada da her tarafta bir yerde yabancı köşede hissediyor. Evet yani açız diyor bir şey diyor kenarda duruyor. Ama bu ben de en az bir 10-15 senedir bu görüntüleri biliyorum. Ve neden hani hiç kimse bir şey yapmıyor? Bak, neden aynı, sokakta aynı şeyi Bengü ile sevgilisi Selim Selimoğlu da yaşadı. Bak ona da çiçekçiler. Bak fotoğraflara bak. Aynı manzaralar. Ozan Güven'in yaşadığı neyse Bengü ve sevgilisinin yaşadığı burası da o. Neresi? Burası neresiymiş bakayım hemen söyleyeyim sana şimdi. Burası Taksim. Burası Karaköy. Ha. Burası Karaköy. Evet. İşte buradaki belki belediyelerin mi acaba buna el atması lazım? Yani bir her yer bir yere bağlı. Ozan'ınki de Asmalı Mescit. Ozan'ınki Asmalı Mescit şey yani Karaköy. Bu sokak İkisi satıcıları Beyoğlu da Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ama belediye bilmiyorum yani bu nasıl önlenir gerçekten veya bilmiyorum. Veya cama geliyor bir şey sıkıyor. Diyorum ki sil yapma diyorsun mesela. Evet. Yapma diyorsun. Daha çok en bu sefer de pet şişeler cama vurup evet gidiyor bu sefer. Yani bir şekilde ama engel olmaları gerekiyor. Ama biraz da belki gerekiyor mekanların müdahale etmesi lazım. Mekanlar mesela hani kapılarda adamlar duruyor, isteyeni içeri alıyor, isteyeni almıyor. Bilmem ne güvenliği açısından şey yapıyor ama en azından ünlüler çıkarken, müşteriler çıkarken sadece ünlüler de değil. Ama tabii ki ünlülere daha çok yaptığı için ünlüler diyorum. En azından onlar çıkarken hani o çocukları engellemesi, buradan uzaklaşın falan filan gibi bir şey olabilir yani belki. Çocukları sonuçta orada uzaklaştırsan trafikte gene karşına çıkıyorlar. Evet. Buna anne babalarına gene caydırıcı ceza. Bir şekilde hani bunu önlenemiyor bu Taksim'de biliyorsun Beyoğlu'nda her evet yerde birazcık trafik sıkışsın. Bütün camlardalar yani hem çocuklara zarar hem insanlara da zarar. Evet. Geçen gün bir baksana tanesi işte, o kötü fotoğraf alışkanlıklardan içmiş cama vuruyordu öndeki arabanın camlarına vuruyordu aynen yani. O yüzden diyorum emniyetin sana hiç tekrar çocuklarla ilgili şeyler, projeler var. Zaman zaman bu konuda ciddi çalışmalar ama yapıyorlar. Ama şu ara son çok dönemde, var. Son dönemde bir ara azalmıştı. Arttı, şu ara çok var. Doğru.
Peki dün duyurduğumuz Hayta İsmail'in evliliği olay oldu tabii ki. Bugün bütün gazetelerde yer alıyor. Dünden beri bütün internet sitelerinde. Önce dünkü haberimizi bir izleyelim bakalım. Bize özel açıklamalar vardı. Onu bir izleyelim. Ardından Hayta İsmail'in de açıklamalarını ekrana getireceğiz. Hayta İsmail kendisinden 40 yaş küçük Kader Hanım'la evlendi. Düğün günü gülenden çok ağlayan oldu. Ya ne hissedeceğiz herkes gibi mutluyuz derler ya. Biz de mutluyuz yani. Şu an var ya benim yani elim ayağım hep yani yıkıldı. Söyleyeceğim. Geldim işte yani tek kalmasın diye öyle geldim ama ben yine adamla muhatap değilim şu anda. Evet, Hababam sınıfı serilerinde Hayta İsmail karakterini canlandıran 63 yaşındaki Ahmet Arıman'ın kendisinden 40 yaş küçük Kader Kaynak'la dünya evine girdiğini dün duymayan kalmasında duyurmuştuk. Hayta İsmail'in ikinci baharı tartışmalarla başladı. Ya ne hissedeceğiz herkes gibi mutluyuz derler ya. Biz de mutluyuz yani. Ben de söyleyeyim. O da mutlu olduğunu söylüyor. Aynen. Bugün annem var. Kızlar var. Herkes var ya. Diyecekler. Söyleyecekler. Kızlarınız burada mı? Arkadaşlarım geldi. Babam sıktı burada. Kader Hanım annesinin düğüne geldiğini söylüyordu ama Hatice Hanım'ın keyfi yerinde değildi. Kızınızı seviyor mu? Seviyormuş. Siz inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Gelinin annesi Hatice Hanım düğüne gelme nedenini açıklarken damadı Ahmet Arıman'dan da 23 yaş küçük olduğunu itiraf ediyor. Gelinin annesi Hatice Hanım'ın damadından 23 yaş küçük olduğu ortaya çıktı. Geldim işte yani tek kalmasın diye öyle geldim ama ben yine adamla muhatap değilim şu anda. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Takımı takacağım çünkü gideceğim. Adamına merhaba bile demeyeceğim, bu kadar basit. Kızınızı evlenmesi istemiyorsunuz? İstemiyorum. Ama kızım beni dinlemedi. Beni res çekti. Her gün kavga ediyorum. Biz... Bu adamın yüzünden ben kavga ediyorum yani. Siz kaç yaşındasınız? 40. Ahmet Bey mi sizden mi? Evet. 63 yaşında. Yani sizce bu mantıklı mı? Sevgi evliliği değil. Bu mantık evli olacak bu sefer. Bak çocuğu var. Çocuğu 1,5 yıl hem terk etmiş. Ahmet Arıman, Kader Kaynak evlendi. Anne Hatice Hanım sinirden ağlama krizine girdi. Hatice Hanım niye ağlıyorsunuz? Niye ağlıyorsunuz Hatice Hanım? Sokaklarda Osmanlı macunu satarak geçimini sağlayan Tarık Aydın'ın iddiaları yenilir yutulur cinsten değildi. Evet, tarihi Osmanlı macunu. Bu adam zaman tüneninden geliyor. Bu adam uzun yoldan geliyor. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Bugün en son yürüdüm. Elim ayağım birbirine girdi. Hiç haberim yoktu. Hiçbir şey söylemediler. Bir telefon geldi. Elim ayağım birbirine girdi. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Bu adam 63 yaşında, eşim 23 yaşında. Arada ta 40 yaş fark var. Bu evlilik değil, sözleşmeli bir evlilik. Eski eşinin evlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şu an var ya benim yani elim ayağım hep yani yıkıldı. Tarık Bey, Ahmet Arıman'ın eski eşini kandırdığını iddia etti. Dizilerde oynatacağını söyleyerek eski eşimi kandırdı. Suçu yoktu hiç. Suçu yoktu. O şahsa tanıştıktan sonra ben seni sinemalarda, ben seni dizilerde oynatacağım derim. Kendini tapar ettikten sonra kimseyi tanımadım. Bunu yaptığı evlilik değil. Bunun aksi bir maksadı var, planı var. Ve Tarık Bey eşini elinden aldığını iddia ettiği Ahmet Arıman'a çok ağır sözlerle yükleniyordu. Ahmet Arıman, ne istedin yuvamdan? Ey Ahmet Arıman, hiç unutma, asla hedefine ulaşamayacaksın. Sen benim yuvamı bozdun ama unuttuğun bir şey var. Allah-u Teala görüyor, şutuyor. Sen gittin benim kızımı, 4 yaşındaki kızımı annesiz bıraktın ama Rabbim seni affetmeyecek. Asla evliliğini sürdürmeyecek. Asla ve asla uzun sürmeyeceksin evliliğiniz. Darmadağın gideceksiniz. Ve senin kızın var. Torun yaşında bir insanı evlendin sen. Onu da boşver. Kimsesi yok onun. Babası yok, kimsesi yok.
Ne istedin sen İlvan'dan? Tarık Bey, eski eşi Kader Hanım'ın Ahmet Arıman'la sözleşmeli olarak evlendiğini itiraf ediyor. Onların evliliği, sözleşmeli evlilik. Evlendiler ama sözleşmeli bir evlilik. Onun niyeti farklı. Nereden biliyorsun sözleşmeli olduğunu? Sözleşmeli, eski eşim söyledi. Sözleşmeli biz evleniyoruz dedi. Madem seviyorsun sen ona, normal bir evlilik yapsana. Yapmaz. Normal bir evlilik yaptılar. Normal, ama sözleşme üstünde mal varlığı hiçbir şey yok. Nereden sıfır. Biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Ne dedi size? Sözleşmeli bir evlilik olacak dedi. Üstünde hiçbir şey olmayacak dedi. Hatta annesi de karşı çıkmıştı. Nasıl böyle bir evlilik oluyor diye. Tarık Bey'in son sözleri ise eski eşinin imzası yeni atılan evliliğiyle ilgiliydi. O evlilik sürmeyecek. Tez zamanda boşanacaklar. Evlilikte sürmeyecekler. Tez zamanda boşanacaklar. Zaten evlilikleri kağıt üstündeydi. Sözleşmeli bir evlilikti. Ya. Evet Haytayız, ben dünkü haberi olay oldu tabii ki. Bizi özel görüntüleri de başka kanallarda da izledik. En azından programın adını verseydiniz arkadaşlar. Yaren, çünkü orada pek çok kamera var bak. Düğündeydi herkes. Pek çok muhabir var orada. Deneyimli muhabirler var. Yani kimsenin yapmadığını Yaren gitti orada. Anneyi buldu. Anneyle özel konuştu. O görüntüyü alıp kullanıyorlar. Kullanmalarında hiçbir sakınca yok. Ama en azından ama bizden aldıklarını söyleyin arkadaşlar. Hadi bizim konuşmalarımızı yapmaya çalışıyorsunuz. Onları anlıyoruz ama hani haberimizi de çünkü yapmayın biz, yani. Biz de alıyoruz mesela. Bizim de Kanal D'den alıyoruz. Diyoruz ki Kanal D'den şu ya da programdan uçan kuştan alıyoruz. Uçan söylüyoruz kuştan yani. Oradan da söylüyoruz. Dolayısıyla Yaren'in ve ekibimizin emeğine saygı gösteriyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiç yaşlarda değilim. Onu söyleyeyim. Yani tabii bu 40 yaş çok fazla bir şey de. Ama kusura bakma, biraz da yaşlıyız ya. Biri 62, biri 23. İlk kocası kaç yaşındaymış? 39 yaşında mı ilk yok, kocası? Yok, ilk koca kaç yaşında? 38 yaşında. İlk koca 38 yaşında şeyden Hayta'dan daha yaşlı duruyor sana söyleyeyim. Evet. Hayta kendine evet. Çok iyi bakmış. Ben anlamadım. 45 yaşında falan duruyor. Hiç 60 küsur yaşında durmuyor. Yaşlarda değilim ama şuradayım. Şuraya takıldım. Adam iyi bir adam biliyor musun ilk kocası? Evet. Şimdi böyle adam... Sokaklarda macun Osmanlı ne, macun satarak hayatını tamam, sürdürüyor. Tamam ne satarsa satsın. Karısına var. Bakmış ya bu saate kadar çocuğu var bilmem. Şimdi niye biliyor musun? Anlatırken bile adamı suçluyor. Haytayı suçluyor. Karısını yine suçlayamıyor. Onu kandırdı diyor. O zaten diyor doğru düz bir evlilik değil diyor. Yuvamı yıktı diyor. Bak bu çok önemli bir şey. Onlar evliyken mi onlar tanışmışlar Cengiz? Yani eğer böyleyse çok üzülürüm. İddia o. Aynen iddia o. Yani o zaman kadının da i̇ddia yaptığı o. Şimdi çünkü... bu anormal bir durum o zaman. Kadın da evliyken böyle bir şey yapıyorsa yani bunun affedilecek bir vaziyeti yok. Hele bir kadının evliyken bu tip şeyler yapmış olmasını. Hadi adamlar zaten yapıyor artık kanıksadık. Tabii normal bir şey değil ama bir kadını yapmış olması çok anormal bir şey. Eğer kocasının iddiaları doğru ise... Ben bunu aslında öğrenmek isterdim. Şeyden. Peki bakalım Ahmet Arıman ne demiş bu konuyla ilgili? Kameralarımıza konuştu. Hayte İsmail evlendiği Kader Hanım'ın eski eşine ateş püskürdü. Onları ayırdığımı kanıtlasın. Tüm mal varlığımı kendisine vereceğim. Daha yeni evlenmişim. Sabah kalkıyorum. Flaş. Hayte İsmail işte yuvamı yıktı. Hayte İsmail bunu yaptı, şunu yaptı. Yani bunlar ne bileyim bir iki senedir aklın neredeydi veya bugünüm buldu. Orada ağlama pozisyonları falan ağlıyor mu gülüyor mu belli değil adam. Yani muhatap olmak istemiyorum. Ben böyle şeyler gündeme de gelmek istemiyorum. Ama siz de inadını her gün bir şekilde bulup bir şekilde çıkartıyorsunuz yani. Bizi de ben söz hakkı almak istedim. Çünkü dayanamadım yani. Ne kadar bağlanmak istemesem de ne kadar orada kendimi göstermek istemesem de insan bir artık çıldırıyor yani. Böyle bir durum. Bir adam bir laf söylüyor ortada. Sadece bir balon, siz de o balonu şişiriyorsunuz yani bana göre. Şöyle ki adamın söylediği tek laf şu. Adam benim yuvamı yıktı. Adamı ben tanıdım da, ben Mayan'ı tanıdım da zaten evinden ayrılmıştı. Bunu ispatlasın, beraber olduğunu, ikisi yan yana dolaştığını veya aynı evde oturduğunu, ben sonradan gidip de bunların arasına gidip bunları ayırdığımı ispatlasın. Elinden ne geliyorsa benim bu evi de vereceğim, kolumu da keseceğim, kafamı da keseceğim, ne istiyorsa hepsini vereceğim. Yeter ki ikisini beraber ben göreyim ve ayırayım yuvasını yıkayım yani. Eşinin annesine ilk kez yanıt verdi. Annesi kızını istemeye gitmemi kabul etmedi. Ailem de evlenmemi istemedi. Annesidir, öz annesidir yani kızını koruma altına almak ister. Niçin ya, koruma altına alıyor ki? Ya ben yaşlıyım ya hani
Ne bileyim yani o geliyor aklıma. Beni hiç tanımadı kadın. Bakın ben kimse için kötü diyemem çünkü görmedim kendisini. Yani bir merhabamız yok, bir oturup kalkmışlığımız yok ama yani bana tavırlarından, bana mesajlar çekti, ağır şeyler söyledi. Ama büyüktür, olabilir. Ben zorla mı çekip alıyor muyum ya? Ben bu kız beni istemese ben ona hiçbir şey yapabilir miyim yani? Ya zorla bir şey olur mu dünyada? İstemeye gitmediniz mi? Efendim? Kendisini istemeye gitmediniz mi? Annesi kabul etmedi ki. O formalitelere ben girmek istedim. Kabul etmedi ki. Sonradan kabul etti. Sonra tamam dedik. Gene kabul etmedi. Ne bileyim yani. Sanki bir şey daha söyleyeceğim. Yani şu öyle bir şey ki. O beni istemedi. Ben zor. Benim ailem sanki gelinli hanımı istedi mi yani? O da, bizimkiler de onu istemediler. Kim istemedi? Benim kızlarım da istemediler. Benim ailem etrafımda istemedi. Neden? Ya istemediler yani. O da gençtir. Sen yaşlısın. Veya başka bir şey. İşte o da neden geliyor sana? Sen bu yaşta senin başka fikirlerin var. Bilmem ne. Herkes bir şey söyledi. Ama yani ya biz birbirimizin arkasında durduktan sonra kimseyi sallamadık ki. İbrahim Tatlıses de evlendi. Kayahan da evlendi. Onlara bir şey söylemediniz. Ne yapayım? Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben mi istedim yani bu kadar genç olsun diye? Benim için de kötü dezavantaj. Ama kısmet. 50 yaşında kadın beni sevmez. Beni hiçbir tarafım beğenmez. 25 yaşında kadın beni çok beğendi. O da illa benimle evlenelim dedi. Yani ne var bunda bu kadar abarttığınızı anlamıyorum yani. İbrahim Tatlıses de küçük yaşta evlendi. Kadınla evlendi. Çocuk yaptı. Kayahan da yaptı rahmetli. Bilmem hepsi de oldu. Bir tek ben mi öcüyüm yani? Bir tek dünyanın en şeyi ben miyim yani? Anlamıyorum yani. Evlilik sözleşmesi yapmam normal. Biz sıfırdan başlarız. İkimiz de aynı yaşta. O 25 yaşında olur. Ben 27 yaşında olurum. Evleniriz. Mal mülk yaparız. Asla ona bir şey diyemem. Tabii ki onun yarısı ondur, yarısı ondur ama... Yani benden 6 ay evli kalacak diye benim evimin yarısını ona vermeye, bilmem tamamını vermeye kusura bakma mecbur değilim yani. Taze evliler ilk ve son kez eleştirilere cevap veriyor. Annem haklı ama çocuğu istemediğim yalan. Yani kendi çapısında haklı. Yani hani onun düşüncesi. Hangi konuda haklı? Yani istemeyebilir yaştan dolayı falan. Onda haklı. Ama çocuğu vermiyor bilmem ne hani çocuğu terk etmiş falan değil. Çocuğu kendi vermiyor bize çocuğu. Yani çocuğu biz istemiyoruz ya. Öyle bir şey olabilir mi yani? Bir öz anne çocuğunu almaz mı istemez mi? Ama kadın kendi vermiyor yani. Ve diyor ki çocuğu bir adam için terk ettin diyor. Yani bu lafı söylemek için çocuğu bize vermiyor. Gelin hanım Kader Arıman evlilik sözleşmesi iddialarına yanıt veriyor. Ya üzülmedim de hani ya insan ister istemez şey oluyor yani neden sözleşme yapıyoruz bilmem ne. Ama kıramadım kızlarını falan. Ama evet. Öyle. Kıramadınız için mi kabul ettiniz? Yani gözümde bir şey yok demek istedi. Onlar madem istiyorsa ben hiç yani umurumda değilim dedi. Yani boşanmak için de evlenmiyorum. Boşanmak için evlenmiyorum dedi. Sonuçta. Onu ispatladı yani neredeyse yani bu şekilde. Bunun başka bir izahı yok ki. Ama galiba siz biraz kırılmışsınız, üzülmüşsünüz. Yok, üzülmedim. Yani o da mutlu, ben de mutluyum. Niye üzüleyim ki? Yani yarısı anne durumunuz iyi olmuş olsaydı siz sözleşme yaptıracaktınız. Ya ben de yaptırırdım. Hani niye ben sonradan geliyor bu insan hayatıma bilmem ne. Niye benden bir şeyler alsın ki? Ama siz de çok gençsiniz kendisi. Ya bakın şöyle bir şey var. Ya ben 6 ay sonra dediğim gibi burada ben size demin izah ettim. 6 ay sonra yani boşandım diyelim. Tutturdu huysuzluk yaptı bir şey yaptı boşandık. Ben evimin malımın mülkümün bir şeyim yok ama. Yani yarısını veya başka bir bölümü falan vermeye mecbur muyum yani? Böyle bir şey olabilir mi ya sizce? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu evlilik inşallah ömür boyu gitsin. Ama hiç sağlıklı gelmedi bana. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Beyefendinin söylediği şeylere katılıyorum. Hayat İsmail'i mi? Evet. Çünkü neden şöyle diyor ki aynı anda başlamadık hayata diyor. Yani öbür gün 6 ayda benden ayrılabilir ki diyor. Hislerinde doğru ayrılacaklar çünkü bu iş gitmez yani. Çünkü ve, bir de defalarca nikah tarihi alıp ertelediler. Nikah tarihi alıp ertelediler. Yani çok sağlıksız. Ben gerçekten İbrahim Tatlıses de Kayahan da evlenmiş olabilir. Benim peder de evlendi ama bunlar 20-25 yaş küçüktü. Evet evlilikleri de güzel de devam etti. 20 yıl süren de var. Ben o yüzden yaşa hiç takılmam ama... Kaldı ki onların evli, hepsinin evli tartışıldı. Şimdi şeyin ilişkisi de tartışıldı. Tartışıldı işte. Ama çoğu da mutlu da oldular. Öyle deme. Yani mesela Kayahan'la Beste'nin arasında 25 yaş fark vardı. Evet. Ama çok mutlu oldular. Yani
benim babamın evliliği 14 İpek'le bahsediyorum pardon. Evet. Benim pederin 15 yıl sürdü evliliği. Gayet mutlulardı. Yani ben frekanslar tuttuğu zaman yaşama bakış açısı, yaşam tarzı falan çok dünyada yok böyle bir şey zaten. Hani bizde gelişmekte olan ülkelerde böyle hep erkek önde olacak ya her konuda. Yaş olarak da önde olacak gibi bizim kafamıza öğretilmiş. Onda çok önemli değil ama bunlarınkisi hiç normal bir şey değil. Yani zaten anlaşamıyorlar ve zaten baştan böyle bir sözleşme yapması adamı kendi koruyor ama kız o zaman da diyebilir ki ben de çok genç yaşta sana zamanımı veriyorum. Sen de benimle işte hiçbir şey yarın öbür gün ayrıldığım zaman elimde hiçbir şey kalmayacak. Sözleşmeleri, evlilik sözleşmeleri şöyle olduğunu öğrendik. Eğer Ayta İsmail hayattayken ayrılırlarsa hiçbir şey alamayacak. Doğru ama Allah adam. Gecinden versin Ayta İsmail vefat ederse evlilik sırasında o zaman hak talep edebilecek diye bir evlilik sözleşmesi. Bir şey söyleyeceğim. Burada mantıklı geldi bu bana. Neden? Çünkü bu adamlar genç yaşta kadınlarla evleniyorlar. Çoğu parası için de evlenmiş oluyor. Eğer onu seviyorsa benim hayatımdaki adam bana... Yani o bir şey bıraksın bırakmasın önemli değil ki bunu takmam kafama yani. Yani eğer ben onu seviyorsam zaten ömür boyu yanındayım. Yani ondan sonrası beni hayatta... Öyle bir şey yok hayatta. Niye? Hayatta öyle bir şey yok. Çünkü nasıl neden şey yok var? Öyle bir şey biliyor musun? Sen adamı seviyor olabilirsin. Adam seni sevmedi bir süre sonra. Ne yapayım adam malını aldattı, mı alayım o zaman? İhanet etti. Hayır. Yıllarca beraber yıllarcadan bahsetmiyoruz. 6 ayda tabii ki yani. Yani şimdi bunlar evleniyorlar. Şimdi bunlar kavga ederek ayrılacaklar büyük bir ihtimalle. Allah korusun gene de ama tahminim böyle. Kavga ederek kız da bundan bir şeyler talep edecek. Şimdi adam da haliyle bunun önlemini alıyor. Aslında korktuğu şeyin başına geleceğini düşünüyor ve başına gelecek. Önlemini almış. Yani çok yani genç yaşta da... Ediyor. İşte eski koca ekranda macun satan eski koca... bir şeye takılıyorum ve hala buradayım. Diyor ki Ahmet Bey, o evden ayrılmış da ben onunla görüştüğüm zaman. Evden ayrılmak başka. Boşanmış olmak başka. Tabii. Başka. Ben şimdi bunu öğrenmek istiyorum. Benim için önemli olan bir kadın boşanmadan, bak adamın boşanmadan durumu başkadır. Adam karısına dava eder 5 yıl sonra ama kadının boşanmadan bir adamla beraber olmuş olması bu korkunç bir şey. Bu doğru mu değil mi? Eğer bu doğruysa bu adamın şu andaki gözyaşları timsah gözyaşı bile olsa adam haklı. Ben bu ilişkide o kadar garip ki evlilik de garip, ilişki de garip, her şey garip. En büyük gariplik de annesiyle konuştunuz mu diyor. Gittim tabii büyüktür diyor ya. Büyük falan değil tabii ki gelinin annesi Ayta İsmail. 20 yaş küçük sen. Büyüktür gittim falan diyor. O kadar ağız alışkanlığında konuşuyor ki peki. Şimdi yani gene de hani mutluluklar dilerim ama zor yani zor bir şey bu. Kolay bir şey değil. Ayrıca da yine söylüyorum. İnsanlar ayrılmaya çoğu zaman karar verirler bu boşanma sürecinde. Ve giderler derler ki gidip bir... psikoloğa gönül aile danışmanlarına gönderirler. Yani boşanmadan iki insanın hala birbirine dönme şansı olduğunu söyler mahkeme. Anladın bir mı? Bir de çocukları var. O yüzden de eğer küçük bunlar ayrılmadan, yani boşanmadan bir araya geldilerse yani. Bende hiç kabul görecek. Boşanmadan. Hiç kabul görecek bir şey değil. Evet. Adam o zaman adam haklı. Haklı yani benim yuvamı yıktı diyor. Belki şey tamir edecekti. Diyor. Belki bu kadının karşısına Ahmet Bey çıkmasaydı onu ikna edecekti. Çocukları var. Adam yazık hala da seviyor. İşte böyle adamları da zaten böyle adamların da şansı böyle oluyor. Ne oluyor? Yani oluyor. Peki bakalım. Adam macun satıyor diye belki daha iyi şartlar verecek diye. Yarencim senin haberin bütün kanallarda hafif çalıntı arak olmuş ama olsun. Güzel haber yapmışsın. Yine de mutluluklar dileyelim. Ne diyelim? Evet diyelim bakalım. Peki. Şimdi bak sana bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıyı biliyor musun? Kim söylüyor bakalım. Şarkı gelsin arkadaşlar. Son dönemin popüler şarkılarından, çok çalınan, çok bilinen şarkılarından biri. Ses. Evet, bu
bu iki şarkı birbirine benziyor mu? İki tane şarkı ayrı. Benziyor. Evet, birbirine çok aynı. Benziyor. Aynı. Hatta aynı. Aynı. Değil mi? Evet. Ne olmuş? Evet, işte aynı. Şimdi onun haberi Manuş Baba'nın Eteği Belinde şarkısıydı bu. Manuş Baba son dönem şarkısı dillerden dillere, dilden dile dolanıyor. Evet. Eteği Belinde şarkısı. Onunla ilgili çalıntı iddiaları ortaya atıldı. Tamam. Ve bakalım neler oldu. Kim çalmış? Oldu. İzleyelim haberimizde. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden beriden bakış atma, ah yerinde duramam. Şarkıları dilden dile dolaşıyor, konserlerinde izdiham yaşanıyor. Manuş Baba'dan bahsettiğimizi hemen anlamışsınızdır. Bu yılın en çok konuşulan şarkıcısı Manuş Baba'nın başında şu sıralar büyük bir dert var. Popüler şarkıcı hırsızlıkla suçlanıyor. Eteği Belinde şarkısı, Senden Gayrı şarkısıyla birebir aynı çıktı. Manuş Baba'yı üne kavuşturan Eteği Belinde şarkısının Atilla Yılmaz isimli sanatçının 2005 senesinde piyasaya sürdüğü Senden Gayrı şarkısıyla birebir aynı olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia MSG yani Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği tarafından da doğrulandı. Manuş Baba'nın Eteği Belinde şarkısının alıntı olduğu onaylandı. Neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider? İsterseniz gelin kaseti başa saralım ve yaşanan çalıntı iddialarının nasıl ortaya çıktığını anlatalım. Eteği Belinde'nin ilham kaynağı olan Senden Gayrı şarkısının sahibi Atilla Yılmaz önce bir açıklama yayınlayarak yaşadığı süreci anlattı. Sevenlerim Senden Gayrı adlı parçamın kopyası olduğunu söylediklerinde şarkıyı dinledim. Söz ve müziği Manuş Baba yazan parçanın müziği benim 2005 yılında yayınladığım Senden Gayrı eserimle aynısı olduğunun farkına vardım. Bu mevzuyla ilgili olarak yasal tüm işlemleri başlatıp emeğime sahip çıkacağım dedi. Bu durumun hemen peşinden suçlanan Manuş Baba iddialarla ilgili olarak kendi Instagram hesabından bir garip basın açıklaması başlığıyla bir yazı yayınladı. Manuş Baba'dan ilk açıklama geldi. Gün içinde hakkında çıkan Eteği Belinde bestemle ilgili hırsız, çalıntı haberlerine dair kendi duyurumdur. Yapımcı firmam konuyla ilgili yasal işlemi başlatmıştır. Manuş Baba sözlerini MSG dışında MESAM'a başvurulmuş, çalıntı benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilememekle popülerlik, ün vesaire mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş. Ne karakter kaldı, ne ana ne baba. Şimdilik buralardayım. Hayatımda popülerlik, ünden, şöhretten daha öte şeyler var. Ahlaklı olmak diye bitirdi. Atilla Yılmaz'ın 5 Temmuz 2005 tarihinde tescillediği Vaktidir albümünde yer alan Senden Gayrı şarkısının müziğiyle Manuş Baba'nın Eteği Belinde şarkısını peşi sıra çalıyoruz. Şarkıyı sizler de dinlediniz. Peki MSG ne karar aldı dersiniz? O karar da şöyle. Tempolar farklı ama nameler birebir aynı. Bestesi Atilla Yılmaz'a ait Senden Gayrı isimli eserle Manuş Baba'nın yorumladığı Eteği Belinde isimli eserin tempoları farklı olsa da ara namelerinin birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. Tabii ki MSG'nin aldığı karar yargı niteliğinde değil. Taraflar kozunu artık mahkemede paylaşacak. Şarkı aynı. Metronomlarında fark var. Birisi yürümüş, birisi daha evet yani almış aynısını yapmış. Zaten sana melodi haberi yayınlamadan melodiyi ilk dinlettiğinde de aynı notalar aynı. Olduğu gibi ara name yani de, şarkının tabii şan bölümünü falan bilmiyorum ama ara namesi aynı yani.
Evet, 2005 yılında yapmış bu şarkıyı Atilla Yılmaz. Ondan 12 yıl sonra aynı şarkıyı aynı melodilerle Eteği Belinde diye Manuş Baba yaptı ve bir anda popüler oldu şarkı. Yani esinlenme değil bu. Direkt almak, evet, almış yani. Hani hafif esinlenseydi, hani bazen çünkü dört mezur mu bir şeyi var onun. Yani bazen benzeyebiliyor da şarkılar. Birçok şarkıda birbirine söylerken mesela ondan alıntı bundan alıntı diyorsun ama burada direkt almışlar yani. Manuş Baba da diyor ki, hemen tabii bak şimdi bunlara da çok kızıyorum. Ne diyor? İşte diyor, nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum diyor. Kabul edeceksin, özür popülerlik, diyorum, ün vesaire mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş diyor. Yani popüler oldum, ün sahibi oldum. Bundan dolayı bana bunlar yapılıyor demeye getiriliyor. Yok yok, öyle bir şey yaparsan çok ayıp etmiş olursun. Bence direkt kabullen. Ya bazen hata yaptığımızı kabul ettiğimiz zaman hiçbir zaman küçülmeyiz. Karşı tarafta büyümez. Yani bunu ama diyeceksin. Ama ne desin işte, evet ben bunu çaldım mı? Çaldım diyecek. Deme, biraz daha hafif söyle. De ki yani şarkıları çok çok dinliyordum şarkısını, çok beğeniyordum. Evet çok tesir altında kalmışım diye kıvır. Hani kıvırarak özür dile. Ama hani ben şimdi popülerlik bilmem ne adam yani sanki öbürküsü bu adam popüler oldu diye durup dururken ona sataşır hale gelmiş gibi. Evet, o bizde kabul görmez çünkü şarkı aynı. Hani bir hafif esinlenme gibi bir şey olsa diyelim esinlenmişsin diye ama direkt almışsın yani. Evet bakalım İrem Delici benim kulisi nasıl basmış onu da görelim. Vallahi hiç sıkırma. Ondan sonra hep benimle alakalı cici şeyler söylüyorum. Bu cezap da olur sıkarım. Bir daha hakkımda kötü konuşacak mısınız? Bir çok daha tatlı. Benim hakkımda vallahi konuşacak mısınız diye. Kötü hiç konuşmuyoruz ki senin hakkında. Kötü konuşacak bir şey yok ki senin. O da yılbaşı cezap çekimleri için Star binasındaydı. Bir bizim daha hakkımda kötü kullanarak konuşacak mısınız? Evet, böyle bir espri çok yapmış. Cezap da oldum sıkarım diye. Temizleyici paralarını şeye göndereceğim. İrem'e göndereceğim. Peki reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine bomba haberlerle burada olacağız. Magde Soral, nişanlısı İsmail Demirci ve anne babasıyla aile zamanı mesajıyla paylaşım yapıyor. İdo tatlı sesle sevgilisi Yasemin Şefkatli ile olduğu bir anı paylaşıyor. Mert Fırat, çekim sonrası kedisiyle birlikte çay keyfinde. Meryem Uzerli de babası Hüseyin Uzerli ile dans ediyor. İstanbullu gelinin teyzesi Neslihan Yeldan, Altın Kelebek Ödül Gecesi'nden fotoğrafını paylaşırken dekolteli ve silikonlu davetlilere söyleniyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Özcan Deniz, Aslı Enver ve Meryem Uzerli'yi buluşturan Öteki Taraf filmini İstanbullu Gelin dizisinin oyuncuları öve öve bitiremiyor. Dizinin Avukat Galip Bey'i Tamer Levent'le başlıyoruz. Bir kere Özcan ve Aslı çok iyi oynadılar tabii. Meryem'in mesela o sürekli bir gülücüğü vardı, onu görmedik. Farklı bir imaj çizdi. Hele masa başında bir çıldırma anı vardı, çok hoşuma gitti. Dizinin Fikreti Salih Bademci filmi çok başarılı bulduğunu anlatıyor. Valla çok başarılı. Bir kere çok Ender Aslan'ın Üstüler'den Türk sineması için söylüyorum. Çok güzel olmuş. Böyle bir uyarlama olması bile çok harika bir şey. Herkesin emeğine sağlık. İstanbullu gelinin Begüm'ü Özge Borak da Öteki Tarafı beğenenlerden. Güzel buldum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir iş çıkarmışlar. Türk sinemasında bir gerilim filmi de var artık. O yüzden ayrıca gurur da duydum. Seyircinin takdiri. Aslı Enver'in sevgilisi Murat Boz da Öteki Tarafın başarılı bir uyarlama olduğunu söylüyor. Son dönemde izledim ki ben Hollywood filmlerini de izlerim. Son dönemde izlediğim türünde en iyi uyarlamam. Yani başından sonuna soluksuz bir şekilde izledik. Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nohma sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşıyor sosyal medya hesabından.
Hakan Peker tarzının dışına çıkarak türkü söylüyor. Sende muhaller bulunur canım, oy dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim yaman olur halim. Serdar Ortaç uçak havadayken aklına geldiği projeyi açıklıyor ve şov programı yapacağını söylüyor. Hadi hayırlısı diyelim. İzmir'den dönüyoruz. Konser sonrası Uğur Çirik'le karar verdik. Bir tane talk show yapacağız. Cuma, cumartesi günleri. Talk show'umuza şahane proje. Yani bu adamın zaten gözleri yeter. Sinan Akçıl fanlarının paylaştığı bu video merak uyandırdı. Akçıl eski sevgilisi İzel'le düet yapacağını açıkladı. Belki sevgililer günde bir sürprizim olacak. Bu da yıllardır şarkı söylemeyen ve sesini çok özlediğimiz bir isimle bir düet olacak. İlk müziğe başlamamı sağlayan İzel'le belki bir düet yapalım. Murat Dalkılıç, arkadaşı Soner Sarıkabadayı'nın doğum günü partisinden bir kareyi paylaşıyor. Şahan Gökbakar bu sefer duygusal bir paylaşım yapıyor ve kaybettiği hocasını anıyor. Şahan Gökbakar ayrıca eşi Selin Gökbakar'la çocukları Ela ve Deniz Efe'nin birlikte olduğu fotoğrafı paylaşırken yine çocukların yüzünü göstermemeye dikkat ediyor. Şebnem Ferah, Athena kardeşlerle çektirdiği fotoğrafı paylaşıyor. Beyaz Şov'a katılan Ufak Tefek Cinayetler'in yıldız kadın oyuncuları reklam arasında çektikleri videoyu paylaşıyor. Oyuncu Yusuf Çinse, şarkıcı kimliğiyle Kazakistan'da gerçekleştirilen Ulusal Müzik Ödülleri 2017'de yılın seçimi ödülünü aldı. Yakışıklı oyuncuya ilgi yoğundu. Yusuf Çin! Yusuf Smokin kayda. Yusuf! Merhaba! Merhaba! Nasılsın? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkürler. Hayırlı keş Kazakistan! Evet, Yusuf Çin'e tebrikler. Ödülünü almış. Peki birazdan bir özel haberimizle yine devam edeceğiz. Ama ondan önce şu sinema haberlerine bir bakalım, bir iki tane. Ne dersin? Aile Arasında filminin kamera arkası görüntüleri geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ya bugün ya yarın, ya çok kötüyüm yani, gitmek istiyorum ama yarın belki gideceğim. Ya bu kadar komik, herkes anlatıyor. Herkes anlatıyor. Evet, gitmemiz lazım bizim, evet. Yani. Ve 2,5 milyon kişiye ulaştı. Çok film. İyiymiş film, evet. Yani. Herkes iyi, herkes diyor. Herkes hani ne diyorlar biliyor musun? Hani gittik bir daha hani senle de gideriz yani. Evet. Evet. Bir bakalım öyle. Kamera arkasında neler yaşanmış o filmin. Sen bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi. Çileler çektirdiğini bir görsen. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım. Bir anlasan. Kesecek bir kamera arkası görüntüyü paylaştılar. Tabii keyifler yerinde ekipte. Başta Gülse Birsel olmak üzere. Gülse Birsel'in çok kısa bir rolü var filmde zaten. Ama senaryo o kadar iyi yazmış ki, matematik evet. O kadar doğru diyor evet. Ki izleyen herkes. Evet, yani çok zeka gerektiren bir yani neyse yani olayın kombinasyonu neyse herkes bunu söylüyor. Nasıl evet. Zekice yazılmış falan diyor. Geçen gün Yılmaz Erdoğan'ı gördüm. Yılmaz Erdoğan'a sordum. Yani matematiği o kadar doğru kurmuş ki dedi, bir mizah komedi filminde dedi. O yüzden çok başarılı. Başarılı. Kaç yapar gişesi dedim bu gidişle. Herhalde 5 milyonu geçip 6'ya doğru gidecek diye söyledi Yılmaz Erdoğan. İster misin Recep İvedik'i geçsin? Bilemem valla. Bilemem. Biraz ama güzel zor. Bir şey yani. Tabii canım, keşke. Yani keşke güzel geçse. Bir şey. Rekabet güzel keşke bir şey. Keşke Şahan'ın yani. Kayhan'ı 8 milyon yapsa. Cem Yılmaz 9 yapsa. Hani kişi arttıkça, sinema seyircisi arttıkça tabii ki bunlar sektöre bir kazanlar. De bir şey söyleyeceğim. Bu aile arasında şey sessiz sedasız geldi vurdu yani. Evet. Aynen öyle. Ne işte, galaları var yazık, ne bir şey yaptılar doğru düz. Bir kere bir tane galaları bir İzmir vardı. İzmir galası var. Evet. İstanbul galası öyle çok.
Avrupa'ya da gittiler birkaç yere. Aile arasında 2,5 milyon oldu. Ayla 5 milyon oldu. Bravo valla. Oscar'a katılamadı ama 8. haftada 5 milyon kişiyi tamamladı. Maiden altın günü 458 bin olmuş. Öteki taraf 263 bin olmuş. Yol arkadaşım 1 milyon 900 bin. İbrahim Büyükakların. İyi. Kardeşim benim 2.563 bin de kaldı. Burak. 2.563 ne? Evet. Ve Poyraz Karayel'de 2,5 mu? Yok o kadar. Yok 563 bin ya. Ha, kardeşim. Olmadı benim. Onlar. Poyraz Karayel küresel sermayede haftanın hayal kırıklığıydı. Sadece 10 bin kişi izledi. Aa, o yüzden biz Celil'in arkadaşları olarak gittik. Aynen. Şey söyleyeceğim. Ya şimdi bence buradaki bir problem neydi biliyor musun? Hiç Poyraz Karayel ismini kullanmayacaklar. Evet. Zaten İlker Karayel de dedi ki yani içimdeki... o yok ya evet. Olmadı yani. İçimdeki Poyraz'ı öldürmeyi başardılar dedi. Bakalım ne demiş İlker? Poyraz Karayel küresel sermaye diye bir film çıkacak dediler. Mutlu olduk ama sizin bir de Burçin Hanım'ı göremeyince yine üzüldük. Birinci soru bu, niye o filmde yoksunuz? İkinci soru da bu kadar karizmatik olmayı nasıl başarıyorsunuz? İkinci soru bilmiyorum. Öyle bir şey. Öyle o, öyle mi onu da bilmiyorum. Yani sağ ol eyvallah. Teşekkür ederim. İlk soru biraz son zamanlarda da biraz bizi üzdü aslında. Sorduğunda iyi oldu aslında. Fena olmadı yani. Şimdi bir kere bizim böyle bir film çekileceğinden haberimiz de yoktu. Evet, bize bir şey de söylenmedi zaten. Kimse bize bir fikrimizi de sormadı. Bir film çekileceğini biliyorduk ama bir Poyraz Karayel filmini çekiliyormuşum. Biz de çok sonra öğrendik. Çok üzücü oldu tabii bizim için. Birkaç zaman ben bunun çalkantısını yaşadım aslında şimdi. Çünkü en nihayetinde biz duygu işi yapan insanlarız. İnsanız. Duygularımız var falan. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Yani daha önce de biz, ben hiçbir zaman kimsenin özellikle iş yaptığımız, profesyonel ilişkiler kurduğumuz insanlarla ilgili hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir şey konuşmadım, konuşmaya doğru olmam. Ama bu biraz garip geldi bana. Daha önce de çok ayıplar yaşandı. Hiçbir zaman konuşmadık. İnsanlar iş. İlker'cim çok seviyoruz seni. Gerçekten inanılmaz sempatik ve oyunculuğunu da özellikle Poyraz Karayel'deki Poyraz rolünle süperdin. Evet. Ama yani burada sanki hayattan bezmişsin gibi ve uyku arasında konuşuyormuşsun gibi yani. Bütün enerjisini almışlar çocuğun. Hani oraya beni oturtuyorsun. Üniversite öğrencileriyle Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşi bu. Hı-hı. Ve hani öğrencilerin karşısında işte karizmatik sorusuna da işte yanıt vermiyor, veremiyor. Bilemiyorum. Ya tamam onu anlarsın. Mütevazi davranıyor. İlker falan. Biraz zor bir adammış yalnız. Evet. Duydum kulağıma gelenler arasında ama çok sempatik ve çok iyi bir oyuncu. Yani gerçekten o diziye ben hastaydım yani. Evet. O kadar güzeldi. Ama böyle bir film çekileceğinden haberimiz yoktu diyor. Olmaz konuşmasının tabii. Sonunda da içimdeki Poyraz'ı öldürmeyi başardılar diyor. Ve filmde Celil Nalçakan vardı. Şükran Ovalı vardı. Erkan Can vardı. 10 bin gişe tabii yaptım. Onlar da çekirdek kadro tabii evet, hani Poyraz Karayel'de ama demek ki insanlar bu ismi adı altında Poyraz'ı da görmek istiyorlardı. Keşke belki Poyraz olmasaydı beklenti Poyraz yönünde olmayacaktı. Belki farklı bir şey olacaktı. Peki, ama ben dizilerin sinemaya aktarımlarında hiçbir zaman bir başarı görmedim bugüne kadar. Hemen seni yanıltacak. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Ama ne kadar yani. Sonuncusu olmadı ama ilk... İki filmi Kurtlar Vadisi'nin çok izlenmişti. Bir tek ondan o. Ondan sonra sanırım. Başka ne var? Yok başka hayatım. Yok. Deli Yürekler falan var ama. Ne var? Ben ne var? Asmalı Konak dediler. Asmalı Konak. Yani. Asmalı Konak da tutmadı yani. İzlenmişti. Sinemada olmadı. Ama böyle 2-3 milyon gişeler falan olmadı hiçbirisinde. Evet.
Peki günün bomba haberine geçelim. Duymayan kalmasın farkıyla. Yine bir özel haber. Yarın bunu bütün gazetelerde okursunuz. Birazdan bütün internet sitelerinde de görürsünüz zaten. Evet. Seçkin Piriler oğlunu evden mi kovdu diye bir haber çıktı bugün internet sitelerinde. Evet. Kaan Tangöze ile 2016 yılında resmi olarak yollarını ayıran Seçkin Piriler'in çocuklarına kötü davrandığı, hatta büyük oğlu Hakan'ı geçtiğimiz günlerde evden gönderdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Seçkin Piriler artık dayanamıyorum diyerek 7 yaşındaki oğlunu evden kovdu. Nasıl Seçkin yalan. Piriler 7 yaşındaki oğlunu Hakan'ı evden kovmuş. Kaan Tangöze ise babası, Seçkin Piriler'in eski eşi, Duman'ın solisti, sevdiğimiz bir müzisyen. Hakan'ı, oğlu Hakan'ı alarak Gayrettepe'de bir otele yerleşmiş. Tangöze'nin uğruna evliliği bitirdiği Kıvılcım Ural'ın Instagram sayfasına paylaştığı mesaj var. Şimdi bunların hepsi olmuş. Gerçekten. Ve tabii bunların hepsi olmuş. Ve Kıvılcım Ural da dedi ki bunların üzerine, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Duyduklarıma inanamıyorum diyor. Biz insanoğluna neler oldu neler. Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum. Çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum diyor. Onları düşünmekten ben uyuyamadım diyor. Sadece doğurmakla ana olmuyor diye Seçkin Piriler'e laf söylüyor bu fotoğrafı paylaşarak. Böyle üç çocuk küvette bir fotoğraf paylaş. Böyle uzun 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 yazmış çocuklar bu dünyanın geleceği, biricik pırlanta taneleri falan filan diye yazmış tabii ki. Şimdi inandın mı sence böyle bir şey, Seçkin 7 yaşındaki oğlunu? Asla inanmadım. Çok özür dilerim. Sen de diyorsun ki olmuş böyle bir şey diyorsun. Hayır hayır. Olmamak, açıklaması olamaz. Olmuş diyorum. Yani açıklaması zaten. Kıvılcım Ural'ın açıklaması olmuş. Kıvılcım Ural. Şimdi bu haber çıkınca Kıvılcım Ural da bunun altına uzun bir çocuklar, annelik, ebeveyn olmak, ben olsam öyle olmazdı falan diye bir açıklama yapmış. Yani peki o zaman bu şimdi bazen birileri hakkında biliyorsunuz gazetede olamasa da bu sosyal medyada haber yaptırıyorlar. Böyle aynen. Sayfalar var biliyorsun Instagram'da uyduruk. Oralara haber yaptırıyorlar. Hani, oradan kim kime kulağa. Düşmansa ona şunu yazsana diyor, ona yazdırtıyor. Evet. Böyle şeyler oluyor maalesef. Şimdi bu ilk haberi Seçkin Piriler'in oğlunu evden kovduğu haberini Kıvılcım mı yazdırdı bilemiyoruz ama olayın perde arkasını araştırınca şunu öğrendik ki gerçekten de Hakan Kaan Tangöze'nin yanında, ancak bunun nedeni Seçkin Piriler'in oğluna şiddet uygulaması ya da evden kovması değil. Ne kadar düşkün çocuklarına çünkü. He, Kıvılcım Ural'la ayrılığı. Kıvılcım Ural'la Kaan Tangöze ayrıldıklarını duyduk, ayrıldıklarını konuşuyor yakınları. Çünkü bu haberi de Kıvılcım tarafından paylaşıldığı, Kıvılcım tarafından gönderildiği söyleniyor. Çünkü Kaan Tangöze 2016 yılında resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ve o tarihten beri de Kıvılcım Ural'la birlikte ve Kıvılcım Ural'la da ilişkilerinin bir süredir evlilik, şundan bundan dolayı sarsıntıda olduğu, aralarında problem yaşandığı bir süredir konuşuluyordu. Ve gelen son haberler şunu gösteriyor ki Seçkin Piriler'den ayrılan, uğruna ayrılan Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'dan da ilişkiyi noktalamış. Yani Kıvılcım'la ayrılmış. Kıvılcım'la ayrılmış. Hiç beklenen evet. Olmuş. Kusura bakma, hiç üzülmedim. Çok da sevindim. Çünkü o adam, o kız, o Seçkin evliyken o oturduğu sokağın önünden el ele geçip biz kaç yıldır beraberiz diye açıklamalar yapıyordu. Orada iki tane çocuk var. Bu Seçkin kocasına çok aşıktı. Kocası da tabii ki suçlu burada ama gözüne soka soka adamı elinden aldı. Tamam. Allah da yar etmedi. Şimdi Seçkin'in basın açıklaması geldi. Geldi mi? İstersen bir paragraf. Sen oku tamam. Ya, sen oku. Peki. Son dakika İlk paragrafı açıklaması. Geç istiyorsan. Tamam. Öncelikle ifade etmek gerekir ki müvekkilin ve ailesi geçmişte yargıya taşımış talihsiz olaylar nedeniyle çok üzücü süreç geçirmişlerdir. Bu süreçte dahi olayın verdiği duygusallıkla müvekkilim Seçkin Piriler sessiz duruşunu bozmamıştır. Ancak bugün müvekkilimin anneliğinin sorgulanması yaşadığı mağduriyeti ve manevi ıstırabı daha da arttırmıştır. Anneliğinin sorgulanması, oğlunu evden kovma haberi işte. Bu noktada başlamış olan yargı sürecinin sonucunda müvekkilimin maruz kaldığı haksız ithamlar ortaya çıkacağı gibi
Diğer taraftan Kıvılcım Ural'ın müvekkilimin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan eylemleri de ortaya çıkacaktır. Bugün itibariyle yasal yollara başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Kıvılcım Ural hakkında yasal yollara başvurduğunu açıklıyor Seçkin Piriler. Ne kadar bir şey, ne acayip bir şey. Yani bir kadının kocasını elinden alıyorsun. Artı çocuk... Avukatı da şu anda adliyede. Evet, Ayşegül Mermer avukatı, benim de avukatım. Çok iyi bir avukattır, yandı o yüzden. Şimdi bir kere haklı olduğu için de yandı. Şimdi bir kere sen adamı zaten evliliğini bitirdin. Zorla aldın. Ve hatırlıyor musun onlar arabada yakalandıkları zaman, biz zaten hiç 6 yıldır beraberiz. Evet. Yani evli bir kadın, yani evli bir adamın 6 yıldır beraber olduğunu övüne söyledi. Ve bu kızın canını acıta acıta elinden kocasını aldı. Net bu. Bu en son paylaşımı Kıvılcım paylaşmıştı. İspet paylaşımı diye haberler olmuştu sosyal medyada. Yani kendisi zaten. Kendisi Kıvılcım. Hep bütün bunların hepsini açıklayan kendisi. Evet. Şimdi sen ne hadle, bir de bu kadıncağızın zaten babasına çok düşkün çocuklar. Her akşam o babayı görmeden uyumuyorlar. Ve babası da Kıvılcım'la beraber olduğu halde akşamlara girip o büyük oğlanı kendisi uyutuyordu. Büyük oğlan babaya çok düşkün. Hakan evet. 7 yaşında. İlla onu uyutuyordu. Adam cazla iyi bir baba, bakma. Evet. Hani iyi evet, bir doğru. Koca olamamış olabilir ama iyi bir baba. Gitti, çocuğunu her gün gidiyordu. Şimdi sen nasıl bir anne, zaten iki tane çocukla kalmış. Zaten seven bir kadın. Şimdi televizyon programına başlamıştı. Belki psikolojisi iyi değil diye oradan da ayrıldı şimdi Seçkin. Zaten kızın hayatı mahvoldu senin sayende. Sen bir de kalkıp kızın hayatıyla ilgili nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Nasıl anneliğini sorgulayabiliyorsun? Sen anne oldun mu ki onun anneliğini sorgulayabiliyorsun? Tabii şimdi haberin, yani bu haberin Kıvılcım Ural tarafından mı paylaşıldığını, yazdırıldığını bilmiyoruz. Hayır, ama onun haberi yazdırdı demiyorum ki ben. Avukatın açıklamasında şu var, başka şeyler de ortaya çıkacak diyor. Galiba evet. Mesajlar. Var, yani eğer Ayşegül bir şey diyorsa muhakkak onun altında evet. Vardır. Artı şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. Burada haberleri o yaptırdığında değiliz biz. Bu paylaşımdayız. İlla bazen isim vermek gerekmiyor. Yani herkes hakkında bir sürü şeyler yazıyor. İsim vermeyince oradan kurtaramaz yani. Kurtaramaz. Çünkü anneliği sorguladığı zaten Kıvılcım Ural'ın kendi Instagram sayfasına 3 çocuk fotoğrafıyla, küvette 3 çocuğun sembolik bir fotoğraf. Yani bunlar Kaan'ın ya da Seçkin çocukları değil. Sembolik fotoğrafın altına yaptığı açıklamalar. Bundan dolayı zaten Seçkin Piriler bugün mahkemeye veriyor Kıvılcım Ural'ı. Bir şey ancak söyleyeyim. Bir taraftan da ikisi arasında İlişkin bitti. İlişkinin bittiğini nereden anlıyoruz? Çünkü bir süredir söyleniyordu ve Kaan Gayrettepe'de bir otele yerleşmiş beraber. Ha, demek ki kalacak yeri yok şu anda, otelde kalıyor. Evet. Çocuğunu da görmek için de o otelde. Aynen, mi? Aynen, otele almış. Ha, çocuğunu görmek için de otele. Evine dön, evine. Evine dön. Ne işin var otellerde? Ay Allah'ım ya, evine dön. Saçmaladın iyice, evine dön. Sen önemli bir solistin, iyi bir şarkıcısın. Yani çok antipatik oldun yani. Bırak şunu, evine dön ya. İki tane çocuğun var. Bu Seçkin zaten... Dönse de Seçkin tamam der, biliyor musun? Der tabii. Çünkü seviyor iki tane kocasını. Çocuğu var. Tabii iki tane çocuğu var. Yani evine dön ya. Ne yaptın artık yani? Evine dön. Görmüyor musun artık yani? Senin bir kariyerin var, bir şeyin var. Seçkin seviliyor, çocukların var. Çocukların senden ayrı duramıyor. Otellerdesin. Yani o çocuklara da yazık. Bırak şu saçma sapan durumu artık. Evine dön ya. Gerçekten evine dönsün yani. Gerçekten. Evet, bence de keşke çocuklar olsa. Çok düşkün. Bazı çocuk vardır evet. Böyle unutur oyunla. Hani onu kandırırsa falan. Bu çocuklar böyle değilmiş. Anladın mı? Çünkü hep dinledim. Babam olmadan akşam uyumam diyormuş. Ve her akşam başka evde kalmış evet. Olsa da adam geliyor, çocuğu uyutuyor aynen. Ve gidiyor. Her akşam evdeler zaten. Beraberler. Biliyor musun? Yani Seçkin'in evindeler zaten. Adamcağız gidiyor. Ben de diyorum ki Kıvılcım bunu nasıl kabul ediyor peki? Ama çocuklar var, çocuğu o yüzden var. O kadarını da o kadarını da yapamazsın o yani. O kadar da değil yani. O kadarını sonuçta da yapamazsın. Babalık yani. Da mı yapmasın Kaan? Dediğim yani. Gibi Kaan hani çocuklarına düşkün bir baba. Evliliği yürütememiş olabilir. İyi koca olamamış olabilir ama iyi bir baba olduğunu biliyoruz. Ve o da çocuğuna çok düşkün. Evet. Kaan da çocuğuna çok düşkün. Şimdi ben de diyorum ki sana, burada da mutlu olmadığın belli. Yani illa hayat boyu hepimiz birbirimize aşık olarak bir ömür tamamlayamayacağız. Bu bir gerçek, hepimiz bunu kabullenmişiz. Ama ben de diyorum ki burada bir iki tane çocuk var. Bu kız da seni seviyor. Evet.
Yani bir dene gidip bir illa karı koca olmanız lazım diye bir aile olarak devam edin bakalım yani. Aşk meşk her yerde bitiyor Cengiz. Yani bir zaman sonra evet, kolun evet. bacağına dönüşüyorsun yani. Ama bunların durumları gerçekten çok acayip bir vaziyet yani. Yani bir başka kadın gelecek benim kocam için diyecek ki 6 yıldır beraberiz. Peki bir dakika. Kıvılcım'dan mesaj var. Beni yayına bağlayın lütfen diye. Bağlayalım yayını. Bağlayın Kıvılcım'a. Yayını. Son 2 dakikamız. Bağlayalım. Telefonun şu numarayı alsana. Yani söz hakkı mümkün değil. Yetişemeyiz. Evet. Arayacağım yayından sonra hemen. 2 dakikamız var. Yarın sabahleyin bağlansın. Aynen. Gelsin. Buraya aynen. gelsin. Yarın, davet yarın et. Bağlayalım. Hayır Kıvılcım. Davet et Cengiz'im. Gelsin aynen, buraya gelsin karşı buraya karşıya davet konuşalım. Edelim. Gerçekten de. Konuşalım. Gelsin olması, anlatsın. Evet. Belki savunacağı bir şeyleri vardır. Bana göre yok ama. Belki yani sonuçta konuşma hakkı herkese bizde özgürlük ve konuşma hakkı herkese tanıyor. Tabii ki. Tabii gelsin ki. Anlatsın. Neden evli bir adamla beraber oldu? Neden evli bir adamı bu karısından boşandırttı? Neden bunları yaptı? Belki gerçek bir sebebi vardır bunun da. Onun da belki evet. kendini anlatacağı tabii bir şey vardır. Tabii ki Kıvılcım her zaman söz hakkı var. Şu an yayınımızın sonuna geldiği için... Ben davet ediyorum seni. Kendisini. Evet ama müsaadenle. Yani, aynen, tabii ki keşke gelse. Ben yarın davet ediyorum kendisini. Gelsin. Yani biz hiçbir zaman konuklarımıza ne kaba davranırız ne bir şey. Ama ben de bir kadın olarak konuşmak istiyorum kendisine. Neden bunları yaptığını, neden bu iş buraya geldiğini çok merak ediyorum. Davet ediyoruz yarın Kıvılcım Hanım gelsinler yayınımıza. Peki programın sonuna geldik. Söze bakalım arkadaşlar. Bizim hem kurumsal hem de star yönetimi. Başarılı dizilerimizin setlerine gidiyor. Yeni yıllarını kutluyor. Bakalım sözde neler yaşanmış. Bize ne zaman gelecekler o zaman? Gelecekler. Star ailesi yeni yılı starlarının setlerinde kutlamaya devam ediyor. Yıl boyunca her hafta seyircilerden tam not alan bölümlere imza atmak için emek veren yapım ekibini yönetimin de içinde bulunduğu bir kadroyla setlerinde ziyaret eden star geçtiğimiz günlerde Söz dizisinin setini ziyaret etti. Söz ekibiyle yeni yıl kutlaması. Ekip çekime tatlı bir mola vererek hem yeni gelen yılı kutladı hem de 2018 için uğur, bereket ve iyi dileklerini iletti. Herkesin yılı mutlu, huzurlu, sağlıklı geçsin. Başarı dolu bir yıl olsun. Bir yıl olsun herkes için gerçekten. Ama bu sene star gerçekten. Bu sene de aslında birçok evet. sene zaten birinci. Ne? Kesiyoruz yani. Niye? Sarkıyoruz. Ha, peki tamam. Hep yarın, daha konuşunca aynen. sarkıyoruz arkadaşlar. Yarın 11'de yarın görüşmek üzere. Sarkmadan başlıyoruz inşallah.